Arkadaşlar merhaba. Lotus size seramik kaplama uygulamamız 2019 yılı kampanyamız başladı. Uygulamalarımız da yavaş yavaş geliyor. Sağ olsun motorcu dostlarımızın yine yoğun talebi var. Şimdi gördüğünüz gibi motorumuz 0 km MX 155. Direkt fayden geldi sayılır. Daha herhalde yani 100 km'de falan. Motorun yıkamasını yaptık. Daha sonra yüzey temizlemesini yaptık. Pastacılığa gerek yoktu sıfır olduğu için. Çizikleri kontrol ettik, olmadığını gördük. Şimdi seramik uygulamasına başlayacağız. Başlamadan önce de motorumuzu yani önce ürünümüzü tanıtalım. Carbox'ın lisanslı C9 ürünüdür. Piyasadaki çakma ve çim malı ürünlerden değildir. Tamamen orijinal ve lisanslı ürünüdür. Bu arada motorumuzda plus paket yapıyoruz. Bu sene bir değişiklik yaptık. Standart ve plus olarak ikiye ayırdık. Hatta üçe ayırdık da üçüncü paket biraz pahalı gibi geldi arkadaşlara. Standart paket 150 TL, plus paket 250 TL. Motorumuzun sahibi de biraz motoruna düşkün olduğu için plus paket istedi. Şimdi uygulamamızda alanımızda bu arada bugün yoğunluk var. O yüzden çantadan başlayacağım. Çantadan sonuçta boyalı alan var. Burayı yaptıktan sonra motor sahibimizle görüşlerini alacağız. Uygulamaya şimdi başlıyoruz. Uygulamamız bu şekilde devam ediyor. Daha sonra motorumuzun yan granajları, kafa granajı, tur camını yaparak uygulamamıza son vereceğiz. Şimdi motor sahibi kardeşimizle motorun başını alalım. Onlarla birkaç kelime alalım. Buyur kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle alalım seni de. Hoş geldin. İsim? Hasan. Hasan, hoş geldin. Hoş bulduk. Bize nereden ulaştın? Öncelikle onu tutuyorum. Ben size nereden ulaştım? Facebook sayfasında ulaştım. Facebook'tan ulaştım. Motoru bu arada nereden geldiğini de görelim. Bu böyle olur. Aynen. Böyle yapıyor. Yeter. Şimdi motoru da sıfır olduğu için pasta ve cila uygulaması yaptık. Aynen. Doğru. Gerek yoktu. Boya oldu. Aynen. İnceltmemize gerek yoktu. Ama sonrasında yıkamamızı, yıkamadan sonraki işte uygulamamızı da görüyorsun. Senden de birkaç kelime alalım. Videoyu izleyecek arkadaşlar. Ya yani şöyle, seramik sorumayı şu alanda tavsiye ediyorum. Özellikle motoruna düşkün olan kişilere tavsiye ediyorum. Çünkü boyalı parçaları hem olduğu kadar darbelere karşı, şiddetlere karşı ciddi anlamda koruduğunu biliyorum. Araştırdım ben. Bunun üzerine geldim. Boya koruması amaçlı, uzun süreli kullandığım için, kullanmayı düşündüğüm için motorumda. Evet. Boyayı koruma amaçlı böyle bir yöntem seçeceğim. Eyvallah. Peki, tavsiye eder misin? Kesinlikle tavsiye ederim. Eyvallah, bizi de tavsiye ediyorsun. Her zaman. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim tavsiyelerimiz, bizi tavsiyeler artarak devam ediyor. Sağ olsun motorcu dostlarımızı. İki sezonda, bu üçüncü sezonumuz. İlk sezon bildiğiniz gibi, yani bu uygulamayı Türkiye'de ilk ben başlattım. İkinci sezonda toplam 5000'e yakın motoru seramik kaplama uygulaması yaptık. Bu da devam ediyor. Çok şükür daha şikayet almadık. Sağ olsun motorumuzdan. Ha şikayet olabilir. Ona da açığız. Sadece hepimiz insanız. Hata olmuş olabilir. Bilmiyorum. Daha gelmedi herhalde bu işi. Şikayetler varsa da bunları dinleyebiliriz. Düzeltebiliriz. Motorumuzun bitmiş resimlerini Facebook'ta motosiklet seramik kaplama detaylı temizlik sayfamızda. Instagram'da motosiklet var İstanbul sayfamızda. YouTube'da da Uğur Günler ya da motosiklet seramik kaplama sayfamızda paylaşacağız. İzleyebilir, inceleyebilirsiniz. Çok ufak bir şey eklemek istiyorum. Yani arkadaşlar dediğimiz düşünmüyor olabilirler. Motor nedenli çizilebilir. Sıfır motor. Evet. Şu önce bu gösterebilir misiniz zaten? Jelatinini henüz 10 dakika önce söktük. Belki şu anda kamerada belli olmuyor ama 10 dakika geçti aradan. Motoru kurutmak için bir tur attım 10 dakika boyunca. Post üzerinde tozlardan sadece kaynaklanan bir sürü çizik var. Yani bu alanda da çok koruyucu olduğunu anlatmış olabilirim. Keyifli seyirler, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.